Kıymetli Wayne Bros, dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Lan yağmur da yağıyor dışarıda. Birkaç yere denedim giriş yapmayı. Abi zormuş ya, tahmin ettiğimden daha zormuş server bırakmak. Bilmiyorum yani, o yaşanmışlıklar geldi aklıma. Her neyse, videonun başlığından anlayacağınız üzere Diez'e veda ve yeni bir serüvene başlama videosu olacak bu. Neden server'ı bıraktığımı, neden yeni bir server'da oynama kararı aldığımı, Hepsini açıkladığım bir video olacak. Girişi böyle yapıyorum fakat ilerleyen dakikalarda kamera olmayacak. Bu çirkin suratı daha fazla görmeyeceksiniz abi. Neden böyle bir video çekmem gerektiğini de sizlere kısaca söyleyeyim. Çok fazla oynadığım serverlarda çok fazla diyezi bıraktın mı? Şuraya mı başladın? Senin adına hesap açmışlar. Sen gerçek misin? Hani bu tarz şeyler çok duyduğum için açıklama videosu çekmek zorunda hissettim kendimi. Diyezi artık bırakıyoruz abi veda ediyoruz diyeze ve yaşanmışlıklarla beraber diyez defterini kapatıyoruz. Bütün bu soruların cevabının olduğu bir video olacak. Sizlerin de podcast tadında arka planda oyununuzu oynarken veya yemeğinizi yerken izleyebileceğiniz bir video olacağını düşünüyorum. Videonun sonunda ve ortasında başında belli başlı kısımlarda size sorular yönelttim. Eğer gerçekten bu kanalda olmaktan mutluysanız bu soruların cevaplarını yazarsanız yorum kısmına çok mutlu olurum. Çünkü kafam muazzam derecede karışık. Hani ne yapmam gerektiğine dair çok bir fikrim yok açıkçası. Aklımda sadece bir rota var fakat birden çok içerik var. İçerikler devam edecek fakat ana içerik olarak server seçmem gerekiyor ve job seçmem gerekiyor. Bu konuda sizlerle alakalı tabii ki de bir istişareye varmak istedim. Yorum kısmında sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Videoyu izleyebildiğiniz kadarını izleyin, sıkılmadığınız kısmına kadarını. Belki başından bu neymiş diye kapatırsınız bilmiyorum. Ama gerçekten bu kanalda olmaktan mutluysanız abi sizden ricam bu konuda bana fikir vermeniz. Ne oynamamız gerektiği veya nasıl bir seri görmek istediğiniz. Videonun içindeki sorulara kısaca cevap verirseniz abi çok mutlu olurum. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi bölüme geçeceğim. Şunu da söyleyeyim emin olun çok daha güzel seriler gelecek. Kendimizden taviz vermeyeceğiz abi. Güzel seriler gelecek. Fakat yorum kısmında yazdıklarınızdan yola çıkarak bir seri daha çekmeyi düşünüyorum. Onu da artık yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Tercih sizin. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz bakalım. Youtube videolarına başladığımda Uzun zaman sonra geri Night'a döndüğümde girdiğim server olarak Diez'e veda etmiş bulunmaktayım. Başlıktan da anladığınız üzere. Itemlarımı sattım abi. O emektar Hellbreaker artı 19'u artık satmış bulunuyoruz ki o da artı 21 oldu. Alan arkadaş artı 21'e bastı. Hayırlı olsun kendisine. Yani her şeyimizi sattık. Görüyorsunuz üzerimizde hiçbir şey yok. Çarımız bu şekilde. Videolara başladığım ilk çarla bitirişi yapmak istedim. Diğer çarlarımı da biliyorsunuz. Ardizim çarlarım falan vardı zaten. Onları da videolarda gördünüz. Fakat bu şerefi bu çara layık gördüm. Neden bu çar? Abi bunun bende anısı farklı. Bu çarın yeri bende çok farklı. Her şeyin ilkini bu çarda yaşadım uzun süre sonra. İçerik üreticisi olarak bu çarın yeri bende çok farklı. Bu yüzden dediğim gibi kapanışı bu çarla yapalım dedim. Neden bırakıyorum Diyez'i, nereye gideceğim veya ne oldu da bu kararı aldım hepsini videonun içinde tek tek söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde buradan ayrılırken kimseye küs gitmiyorum. Tabii ki de adam yerine koymadığım bazı maymun tipler var. Onları zaten küsmeye bile değer görmüyorum o yüzden bahsetmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, serverdan ayrılma sebeplerimin başında benim oynanış saatlerimle eski ekiplerimin, arkadaşlarımın saatlerinin uyuşmaması oldu. Herkesin kurulu bir düzeni var fakat ben evimden ve işimden dolayı çok fazla fırsat bulamadığım için oynamaya onlarla beraber bir şeyler yapamıyorum. Yeni geçtiğim serverda solo oynama kararı aldım. Çok nadir de olsa içerik üretmek için belki duo veya parti şeklinde bir şeyler yapabiliriz. Yine sizlerle eğlenceli olacağını düşündüm yani keyifli olacağını düşündüğüm birkaç seri var aklımda onları paylaşacağım. Fakat önce Diez'in defterini bir kapatalım abi. Bu videoda da bunu yapmak istiyorum açıkçası ve Diez defterini kapattıktan sonra yeni serilere, yeni serverlara yelken açmayı düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Serverda kimseyle kavgam, kimseyle polemim veya kimseyle bir adımın kötü anıldığı bir anım yok. Diez'de tamamen dostaneyi başladım. Bir ton güzel arkadaş edindim. Ardirim serisine kadar her şey yolunda giderken, Ardirim serisinde birden fazla garip tiple tanıştım ve bunları da size şu kısımda tam olarak ekranda göreceğiniz kişiler olarak göstereceğim. Bu arkadaşlar Ardirim'de varsa eğer kesinlikle Ardirim'de oynamamanızı tavsiye ediyorum çünkü mental olarak sizi çok yoracaklardır. Yine yorumlarda biliyorum, kardeşim burası PK alanı, istediklerini yaparlar, keserler, bunun için ağlamaya gerek yok diyenler olacak. Ben her ne kadar açıklasam da bunu insanlara anlatamıyorum. Bu olay o değil arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar adam kesenler veya herhangi bir şekilde PK atan tipler değil. Bunlar kanser bir kitle. Kendileri serverdan adam çıkartmaya devam edecekler bu şekilde. Ben Ardrim serisini çektiğimde fazlasıyla oyuncunun bıraktığını size söyleyebilirim açık yüreklilikle. Bunların hepsini zaten oyundaki videolarımda hep gösterdim. Referans oldum hepsine. Zaman zaman dile getirdim. Bazen tepki aldım. Bazen benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım oldu. Ama her zaman dediğim gibi bu kanalda dürüst içerik ve doğruyu anlatmak gibi bir hedefim olduğu için prensip meselesi yaptığım için her şeyi olduğu gibi söylemek zorundayım. Server'ı bırakma sebeplerinden çok küçük bir hisse bunlara ait. Hani benim son çare böyle solo Ardrim farm yaparım. Dizimi filmimi izlerken günlük 5-10M kasarım. Pus masrafı çıkar. Aynı zamanda Priest oynamayı seviyorum. Oynamış olurum diye düşünüyordum. Fakat Ardrim'de abi oynanmayacağını fark ettim Diyez'de. Diğer taraflara gelecek olursak son derece güzel. Diyez'de her şey farm konusunda elverişli. Pazarı çok canlı olmasa da yine oynanabilir. Yine aynı şekilde Esland'dır, EMC'dir, Lüfer'dir. Buralarda farm yapabilirsiniz. Delos videomu gördünüz son. Delos serisini de gördünüz. Son videomu da gördünüz Phantom farmını. Mafyacıklar hariç yine Delos'ta da farm yapabilirsiniz. Çoğu slot boş. CZ'de farm yapmadım. Onun serisini çekmedim. Canlı yayınlarımda ve Twitch'te zamanında paylaştığım için çok da fazla gerek duymadım. Çünkü çok fazla zaman kaybı yapıyor. Ben bu konuda gerçekten sizin affınıza sığınarak hani ölü gibi orada farm yapmak bana mantıklı gelmiyor. Saatlerim el vermediği için size seri yapamadım orada. Hani bu birazcık benim hatam mı? Değil. Çünkü CZ'de farm yapmak gerçekten zor. Diaz'in CZ'sini bilenler bilir. Aşırı kalabalık ve her saat yoğun. Bu yüzden orada farm yapmak birazcık daha zor. STR BP'seniz zaten biliyorsunuz biraz daha kırılgan oluyorsunuz. Bu yüzden CZ'de farm yapmayı mantıklı bulmadım. Ama hepinize ne kadar farm yapabileceğinizi gösteren videolar paylaştım. Canlı yayınlarda bahsettim. Yine artı yönlerinden bahsedecek olursak Güzel server, boş server, eski server, yaş kitlesi oturmuş olduğu için genel itibariyle insanları iyi fakat kötüleri, ahrazları gerçekten çok kötü. Bu serverda zihnen çok yorulmazsınız fakat denk geldiğinizde ayarsızına, itine, uğursuzuna denk geldiğinizde sizi yorar abi. Hani bunu neden söylüyorum? Bunu bekleyerek gelin. Şimdi bu videoyu izleyen muhtemelen Diyez'e gelecektir veya belki diye düşünecektir. Eğer ki gelmek istiyorsanız bu söylediklerimi göz önünde bulundurun. Güzel bir server, farm yapılabilir, boş, Pazarı birazcık düşük. Hani çok fazla oyuncu olmadığı için. Ama pazar yapmak isterseniz de, çar dizmek isterseniz de size önereceğim bir isim var. Mutluyum Nick ile bir kardeşim var. Onun da gerçekten hani karakterini seviyorum. Genelde de görüşüyoruz zaten dışarıda gerçek hayatta da. Sevdiğim bir çocuk. Kendisi pazarla uğraşıyor. Rehberlik olsun diyorsanız veya server'a başlayacaksanız ilk atacağınız PMO olsun. PM'nizi atın, server'ın durumunu size söylesin. Pazarı, item'ı, çar dizilir mi? Hangi çar ne kadar dizilir? Her konuda yardımcı olacaktır size. Benim adımı verin, vermeyin fark etmez çünkü adil olacağını düşünüyorum. Hani belki benim adımı verdiğinizde ufak da olsa bir indirim yapar. Dostlarım çok fazla uzatmak istemiyorum aslında. Server'ı bırakma sebebimi söyledim size. Benim çok fazla vaktimin olmaması oynadığım insanların kendi düzenleri olmasına dolayı onlarla beraber bir şeyler yapamadığım için tek kalmam ve aynı zamanda tek kaldığım için de çok fazla bir şey yapamam. Çünkü DS buna el vermiyor. DS solo değil de daha çok birkaç kişiyle ortak bir şeyler yapabileceğiniz bir ortam. CZ'dir işte diğer şekilde etkinliklerdir. Ortaklaşa yapabileceğiniz bir ortam. Solo farmı yapabilirsiniz. İçiniz rahat olsun o konuda. Hiç kimse darlamaz. Çok fazla sıkıntı çekmezsiniz ama dediğim gibi Ardream'den uzak durun abi. Bilmem o ki DS serüveni bu kadarmış abi. Bir yıla yakındır içerik üretiyorum ve bir yıla yakındır sizlerle beraber Diyez'de vakit geçiriyorum. Bu artık son video olacak muhtemelen Diyez'deki. Kesinlikle sonsuza kadar gidiyorum demiyorum. Hani olur ya belki bir ortam bulurum tekrar dönmek isterim belki bir şeyler olur ve ben yeniden burada oynamak isterim ama uzun bir süre oynamak istemiyorum en azından içerik üretirken bu serverda artık daha fazla zaman harcamak istemiyorum her şey çok güzeldi yine dediğim gibi kimseye küs değilim kimseye kırgın değilim canımı sıkan hiçbir durum yok sadece sizler açısından rehberlik olsun diye kötü yönlerinde söylemek zorundaydım hani buraya gelip her şey çok güzel gelin burada oynayın şirin babalık yapmaya gerek yok Kötüleriyle iyileriyle her şeyini anlattım. Söylemem gerekeni söylediğimi düşünüyorum. Benden yana kime hakkım varsa helal olsun. Eğer sizin de hakkınız varsa diyezde oynayan arkadaşlarım olarak bir manapotu olur, bir bus olur, bir herhangi bir şey olur yani. Helal edin. Helal etmiyorsanız da canınız sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Ben kimseye de hak bıraktığımı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu konulara dikkat ediyorum. Kalbini kırdığım olduysa kusura bakmasın. Hak edenler varsa da bok yesin arasını satayım. Böyle arzindeki kanser tipler varsa kalbini kırdıysam iyi yapmışımdır kesinlikle. <laughs> Videoyu sonlandırmadan önce de size hangi serverda ne yapacağımızdan bahsedeyim ve bununla alakalı da sizin fikirlerinizi aldıktan sonra bölümü bitireyim. Çok fazla vaktinizi almam muhtemelen. Sadece birkaç bilgi verici cümle kurduktan sonra da videoyu bitiririz. Evet gördüğünüz üzere Rosetta'ya girdim şu an. Yeni server Rosetta olacak benim adıma. Rosetta'da oynayacağım artık. IntBP serisinden kalan bir çarım vardı biliyorsunuz. Üstü falan her şeyini gösteriyorum şu an size. Itemlarını da göstereceğim üzerinde ne olduğunu. Bildiğiniz üzere bir sezon çekip elimde olmayan şartlardan dolayı ara vermiştim IntBP serisinden. Şimdi Rosetta'da aklımda birkaç içerik var fakat bir tanesi bu olacak. Sezon 2 sıfırdan IntBP gibi çekesim var fakat sıfırdan çok olmayacak artık. Çünkü seri çok yavaş ilerleyeceği için ve IntBP'nin de itemları çok pahalı olduğu için birazcık hızlandırmak adına takviye yapacağım tabii ki de. Diyez'deki çarı bozduktan sonra %25'lik bir kısmını buraya aktardım ve belli başlı itemlar alıp Burada görüyorsunuz zaten. Hızlıca göstereyim şöyle. Ruhi 8'i kullanacağım muhtemelen int bp oynarsam. Hani int bp mi, str bp mi ya da priest mi oynayacağıma emin olarak karar vermiş değilim. Çünkü light fit olayı beni çok tilt ediyor abi. Light fitsiz çar, svsiz çar beni çok sıkıyor. Belki oynamam. Hani bu konuda aslında sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Int bp mi oynamalıyım, str bp mi oynamalıyım. Yoksa hani keyif alacağımız bir seri olsun, günlük tadında olsun fark etmez mi? Tam olarak bilmiyorum. Aslında okçu veya asas oynayasım var fakat şu an YouTube'da fazlasıyla okçu ve asas var. Keyif alarak izleyeceğinizi düşünmüyorum. Kardelen varken yani okçu oynamak da <laughs> çok doğru olmaz. En azından farklı bir içerik olsun diye hem de benim merak ettiğim bir içerik olsun diye. Int BP birazcık sıcak bakıyorum. Fakat dediğim gibi çok masraflı olacak. Çok gideri fazla bir job. Bilmiyorum yani emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Pazar yapmayı düşünüyorum belli bir süre. Bu itemlarla pazar yapıp belli bir bütçeye ulaştıktan sonra dizmeye çalışacağım çarı. Tabi o esnada mantıklı itemler gelirse toplarız. Yine çarımızı dizmeye çalışırız. Ama pazar olacak işin içinde. Farm yapmaya inanın vaktim yok. İşlerim bu ara muazzam yoğun. Aynı zamanda eğitim sürecine girdim. Şimdi sınavlarım yaklaşıyor. O yüzden birazcık azaltmak durumunda kalacağım. AFK pazar ve videolar için zaman ayırmaktan başka çarem yok. Pazar serisini kanalda yansıtır mıyım bilmiyorum. Her ne kadar içerik üreticilerinden bazı arkadaşlarım yaptıklarında tepki alsa da yapma taraftarıyım ben de ama Tabii ki de sizlere sıkmak istemiyorum. Bu kanalın bir silüeti var ve o silüeti bozmak istemiyorum. Bu zamana kadar kimse içeriklerim konusunda beni negatif yönde çok eleştirmedi. Çok büyük tepki almadım. İnfiale yol bir akın tepki almadım. O yüzden bunu bozmak istemiyorum. Sizlerle olan samimiyetim böyle devam etsin istiyorum abi. En azından içerik olarak benim içeriklerimden bahsettiğimde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Uzun, uzun diye anlatıyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum çünkü. Gördüğünüz üzere bu şekilde itemlarımız var. Bunları pazarda kullanacağız. Şöyle üzerimdekileri de göstereyim size. Sıralı setimi uzun bir süreçte tamamlamış bulunmaktayım. Hepsi int 7 set olduğu halde duruyor. Bunları daha yakın bir zamanda bitirdim abi. Burada yine old takılar seriden kalan hatıra olarak duruyorlar. Amacımız burada zaten ilk olarak takıları dizmek olacak. Pazar yaparak belli bir bütçeye ulaştıktan sonra şu itemı elimize takacağız. Yan tarafa da bir tane lupus alırız. Tertemiz abi farm yapacak güzel bir çarımız olur PK atacak güzel bir çarımız olur Tabi biliyorsunuz int bp ile pk atmak çok zor olduğu için Genellikle ben günlük tadında yapacağım İçeriklerimden bahsedeyim size kısaca Yine sıfırdan int bp serisi gibi olmayacak Fakat onun içeriklerinin hepsi fazlasıyla olacak Yine oyunda yapabileceğimiz her şeyi yapacağız Farmından tutun da etkinliklerine kadar her şeyi yapacağız PK da deneriz Ekiple bir şeyler yapmaya çalışırsak ekip bulmaya çalışacağım Veya ekip kurmaya çalışacağım Güzel şeyler var aklımda Rosetta bunun için çok elverişli Aklımda çok güzel içerikler var. Çok güzel seriler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Hani bunu blof olarak söylemiyorum. Bunları ne zaman söylediysem, size ne zaman güzel bir içerik hazırlıyorum dediysem, bu röportaj serisi çok güzeldi mesela soru cevap serisi. Size bunun önceden haberini verdim ve Gerektiği ilgiyi de gördüğünü düşünüyorum. Güzel oldu yani. Bu tarz içerikler yine gelecek. IntBP veya oynarsam eğer tabii ki de IntBP, oynamasam da ne serisi olursa olsun aynı şekilde kanalın keyifli serisi devam edecek. Sizlerle bu videoyu paylaşma sebebim tamamen sohbet muhabbet ve Diez'den çıktıktan sonra oluşan bu içimdeki burukluğu paylaşmaktı. Belki sıkılmışsınızdır dostlarım. Belki bu çok konuşmuş ne anlatıyor falan diyorsunuzdur. Belki de iyi oldu ya Diaz'dan kurtuldu. Rosetta'da güzel gidiyordu her şey. Rosetta'da oynamak onun için daha iyiydi diyenleriniz olabilir. İyi kötü dilekler olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu konuda sizden tek ricam bu videoya aklınızdan geçen, beni izleyen, severek izleyen izleyicilerim özellikle aklınızdan geçen şeyleri yazmanız. Eğer Rosetta'da int BP görmek istiyorsanız bunu veya tavsiyeniz varsa neyse artık onu. Pazar serisini görüp görmemek istediğinizi sizden kesinlikle istiyorum. Bu konuda geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü pazar serisi yaptığımda yorum kısmında biz bunu istemiyorduk herkes pazar yapıyor demenizi istemiyorum. Eğer pazar istiyorsanız kısmi olarak pazar da paylaşacağım. Eğer derseniz ki pazar görmek istemiyoruz, pazardan bıktık. Paylaşmam yine rehber içerik ve elimden geldiği kadar IntBP ile alakalı Night Online ile alakalı hatta aklımda güzel bir seri var. Onu da yapmayı düşünüyorum. Onları paylaşırım. Söylediğim gibi sizden bu konuda rehberlik istiyorum. Hani her zaman benim kanalımda bir şeyler öğreniyorsunuz, izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ben de bu sefer sizden rehberlik istiyorum. Bana bu seri konusunda yardımcı olmanızı istiyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Umarım yine benim aldığım kararlardan dolayı canınız sıkılmamıştır. İçerik olarak endişeye düşmemişsinizdir. Çünkü her zaman söylüyorum bu kanal açık olduğu sürece içeriklerim samimiyetle ve aynı kalitede devam edecek. İlerleyen bölümlerde zımba gibi devam edeceğiz abi. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşünceye kadar hoşça kalın. Bembrosta kalın.